Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere YouTube videolarınızı nasıl kolay bir şekilde montajlayacağınızı göstermeye çalışacağım. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir adet cep telefonu. Hazırsanız hadi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle Apple Store'dan bize gerekli olan uygulamayı indiriyoruz. Quick uygulaması. Ben daha öncesinde hazırlamıştım zaten. Bunu indirdim. Ben daha önce indirdiğim için ben de zaten aç olarak gözüküyor. Siz bunu indirdiğiniz zaman telefonunuzun ekranına şu şekilde Quick uygulamanız gelecektir. Quick uygulamasını açtığımızda ben daha önce iki videomu bu programın vasıtasıyla hazırlamıştım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Quick uygulamasının herhangi bir şekilde bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Tamamıyla cep telefonunuzdan yapmış olduğunuz çekimleri veya daha öncesinde yapmış olduğunuz videolarınız, kayıtlarınız varsa onları cep telefonunuza yükleyerek tamamıyla bu uygulama üzerinde montaj ve kurgulamalarınızı yapabilirsiniz. Hemen uygulamaya başlayacak olursak şu alt kısımda gördüğünüz artı butonuna basarak videolarınızı seçimini yapıyorsunuz. Şu üst kısımda buraya Facebook, Instagram ve bir sürü sosyal medya hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz. Ben denemedim ama kendi trailer videosunda izlediğim kadarıyla buraya sosyal medya hesaplarınızı da bağlayıp oradan da videolarınızı alabiliyorsunuz. Ben tüm fotoğraflarımın içinde hazırladığım zaten videolar vardı. Benim daha önce çekmiş olduğum videolar vardı. Onlarla alakalı montaj yapacağım. Buradan videolarınızı seçiyorsunuz. Hatta isterseniz sadece video değil fotoğrafları da seçebiliyorsunuz. Fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz. Hatta ben şöyle bir iki tane fotoğraf ekleyeyim. Şuradan bir tane daha video ekleyeyim. Videoları ekledikten sonra karşınıza uygulamak istediğiniz setler çıkıyor. Bunlar hazır geçişleri, efektleri otomatik uygulayabildiğiniz uygulama setleri. Ekstra buradan set satın alamıyorsunuz. Bu uygulamanın öyle bir özelliği yok. Burada çok farklı modlar var. Bunların hepsine tek tek bakıp kurcalarsınız. Ben size bunlarla vakit kaybetmeyeceğim. Direkt montaj kısımlarını neler yapabildiğinizi göstereceğim. Alt kısımda gördüğünüz 4 tane ayrı menü butonu var. Bunlar da zaten az çok kendini belli ediyor. Şöyle ben şunun sesini kısayım. Çünkü normal kendi sesimle beraber karışacak biraz. Şu hemen ikinci butonda ses olayı var. Burada bir ses açmak istiyorum. Burada kendi ana kategorilerinin haricinde isterseniz şu şekilde müzik kitaplığı deyip müziğin kısmından gene Dropbox, Google Drive, işte iCloud ve farklı işte bu box'ı bilmiyorum ne olduğunu bu platformlardan yüklemiş olduğunuz müzikleri buraya çekebiliyorsunuz. Benim şöyle Dropbox'ımda bir iki tane diğer. Şu an internetimi kapatmıştım ben video sırasında herhangi bir şey gelmesin diye. Şöyle bir Wi-Fi'den bağlanayım. Şurada benim kendi müziklerim var. Mesela şunu indirelim. Bunu indirdiğiniz zaman videoya hemen o sesi ekliyor ve şöyle bir şey var. Her müzik için kendisi bir tempo uyduruyor. Yani siz ekstra o geçişleri ayarlamakla uğraşmıyorsunuz. Hemen devam ediyorum. Şunu tekrar sesini kısacağım. Müzikle alakalı kısımları tekrar hani videonun ilerleyen kısımlarında montajı birazcık ilerlettiğimiz zaman efektler gözüksün diye sesi tekrardan açarım. Şuraya geldiğiniz zaman kullanmış olduğunuz videoları sırayla görüyorsunuz zaten. Bunları şu şekilde basılı tutup yerlerini değiştirebiliyorsunuz. En başta size otomatik bir metin oluşturuyor aslında. Bir giriş metni oluşturuyor. Burayı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle hatta bir incelemesi diyelim. Şöyle dediğiniz zaman bu altta gene 4 tane farklı buton görüyorsunuz. Metni değiştirdiğimiz kısım sil butonu var. Bunu direkt uçurabiliyorsunuz buradan. Süre kısmı var. Süre kısmına tıkladığınız zaman bu sahnenin ekranda aslında ne kadar bir zamanlamayla kalması gerektiğini ayarlıyorsunuz. Bunda sahneye girmiyorsunuz. İşte uzun, kısa veya kapalı gibisinden, normal gibisinden 3 tane farklı seçeneği var. Uzun, kısa, biz normalde bırakalım. Kopya oluştur dediğiniz zaman hemen bir tane daha atıyor. Ama biz tabii bunu istemiyoruz, sil dedim.
sağında solunda sahnelerin sağında solunda yine iki tane daire içinde kutucuklar görüyorsunuz. Bunlara tıkladığınız zaman da tekrardan sizi fotoğraflarınızı atıp oradan farklı görseller veya videolar seçmenizi sağlıyor. Şimdi videoların içinde nasıl edit yapabileceğinizi göstereceğim. Burada gene videoların üstüne metin ekleyebiliyorsunuz. Şöyle kanalıma çoğunluğa yazalım veya işte onlar benim Alaçatı'da çektiğim videoydu. Alaçatı videoları dedik. Böyle dediğiniz zaman videonun şu an üstünde gösteriyor. Fakat oynattığınız zaman şu şekilde farklı altta animasyon şeklinde yazıyı gösterip kaybediyor. Tekrardan buraya gelecek olursak şöyle bir daha metne tıklayayım. Şimdi bu metinde de iki tane alan var. Bu iki alanda birine diğerine tıkladığınız zaman yani tek T harfine tıkladığınız zaman ve tamam dediğinizde bunun başına bir metin olarak getiriyor. Yani aslında şu baştaki metinle hemen hemen aynı standarda dönüyor. Bunu da tekrar silelim. Onun haricinde videolarla alakalı birçok şey yapabiliyorsunuz. Highlight kısmında şimdi highlight'a girmeden önce şunu anlatayım. Kısalt dediğiniz kesme girdiğiniz zaman burada videonuzun uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kesebiliyorsunuz, biçebiliyorsunuz, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ve bu altta farklı modlar var. Bu modların hepsini kullanamıyorsunuz. Hepsini kullanabilmeniz için videoların GoPro'da çekilmiş olması gerekiyor. Çünkü uygulama tamamıyla zaten hani GoPro uygulaması olduğu için daha çok GoPro'larda tam profesyonel olarak çalışıyor ama emin olun birçok kurgu programına göre çok daha stabil ve çok düzgün çalışıyor. Videolarınızı TC telefonuyla çekmiş olsanız bile elle dediğiniz noktada bütün ayarlamış olduğunuz klibi tamamıyla gösteriyor. Ama burada güzel bir video çekmişsinizdir, bir kolaj yapacaksınızdır. Dengeli dediğiniz noktada kendisi belli alanları seçiyor ve olanları video içinde gösteriyor. Hatta şöyle yaparsak gördüğünüz gibi kendi otomatik geçişini yaptı. Ben tekrardan aynı videoya giriyorum. Şu kısalt kısmı dengeli de kalsın şimdilik. Şu highlight kısmını anlatacağım. Onu kısaltla birleştiği bir mod var. Onu göstereceğim. Onu en sona bırakıyorum o yüzden. Ayarla dediğinizde burada yani Instagram'dan aşina olabileceğiniz bir özellik aslında bu. Videoyu büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz, ters çevirebiliyorsunuz, aşağı yukarı çevirebiliyorsunuz, isterseniz döndürebiliyorsunuz. Şöyle biz orijinal halini alalım. Şöyle yerini yerleştirelim. İsterseniz açısal olarak eğebiliyorsunuz. Şöyle sıfırlayalım. Gerçi en sonunda sıfırla diye bir modu var ama ben niye uğraştıysam. Aşağıdaki butonlardan ses kısmına geldiğimiz noktada ses butonunda da 3 tane farklı mod var. Bir kapatabildiğiniz mod var. İki tıkladığınızda karıştır diye bir mod geçiyor. Bu background müziği ile videodaki sesi birbirine karıştırıyor. Yani dengeli olarak sesleri eşitliyor. Yani %51'ini yapıyor, %51'ini yapıyor. Bir daha tıkladığınızda arttır diyor. Arttır kısmında background'daki müziği tamamıyla aşağıya indiriyor. Yani sesini fazlasıyla kısıyor. Videodaki sesi tamamıyla ön plana çıkartıyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Sizin kayıt aldığınız sesin background müziğinden birazcık daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü background müziği çok yüksek bir tonda ve sizin konuşmanız veya işte atıyorum videonuzdaki ses kısıksa arkadaki sesi ne kadar da kısa gene de öndeki sesi çok fazla alamıyorsunuz. Yani çok fazla dengelenmiyor. Orada birazcık ses ayarı yapmanız gerekebiliyor. Hemen onun yanına geçecek olursak hız diye bir şey var. Burada da videolarınızı hızlandırabiliyorsunuz veya yavaşlatabiliyorsunuz. Hızlı, yavaş veya normal. Normal kısmında zaten hiçbir şekilde hız butonuna tıklamamışsınız gibi gözüküyor. Burada da videolarınızı işte hızlı ileri saldırma veya slow motion dediğimiz daha yavaş görüntülendirme olaylarını yapabiliyorsunuz. Sığdır dediğiniz noktada eğer videonuzun boyutu çok büyükse bunu ilgili alana tık diye yerleştiriyor kendisi otomatik. Kopya oluştur. Zaten metinde baktığımız gibi kopya oluştur dediğinizde hemen bir tane daha yan tarafına atıyor. Bu hız ölçer butonunu dediğim gibi GoPro kameranız yoksa eğer videonuz GoPro'da çekilmediyse çok fazla kullanamıyorsunuz. Bunun haricinde şurada tekrardan bir ayarlar butonu var. Burada format olarak sinema yani yatay eksen hani yatay 1080p modunda videolar oluşturabiliyorsunuz. Kare dediğiniz kısımda tamamıyla kare bir video formatı oluşturuyor. Dikey dediğinizde de tamamıyla dikey bir format oluşturuyor.
Ben genelde tabii videoları hazırlarken, hani YouTube videoları hazırlarken yatay sinema modunu kullanıyorum. Bunun haricinde süre var. Burada süre de şurada bir Instagram butonu geliyor. Yani ikonu geliyor. Bunu ayarladığınız noktada Instagram için size hazırladığınız videoda en uygun formatı hazırlıyor. Bu da atıyorum YouTube için bir video hazırladınız. Instagram'a bir story koymak istiyorsunuz veya Instagram'da bir video paylaşmak istiyorsunuz. Bu modu da o şekilde kullanabilirsiniz. Burada müzikli son, harika müzikli son, otomatik süre ve gene harika müzikli son diye bir şey var. Ya burada videonuzun uzunluğunu kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Bunu Quick programına da bırakabiliyorsunuz. Quick burada size en uygun formatları söylüyor aslında. Onları da işaretliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Uzun videolar hazırlamak istiyorsanız uzun videolarda background müziğinizin çok uzun olması lazım. Çünkü tamamıyla bu program müzik tabanlı çalışıyor. Yani bütün aslında video kurgunuzu müziğe göre hazırlıyor. Tekrardan şu geri döneceğim. Unuttuğum bir şey var. Şu videolarda highlight dediğiniz kısma geldiğiniz noktada şu altta bir buton çıkıyor. Burada az önce göstermiş olduğum video modlarında dengeli ve elle dediğimiz kısım isterseniz buradan kendinize highlight videodan highlight bölümler seçiyorsunuz. Bu yani bu videoda bu bölümleri göster demek gibi bir şey. Yani kısaltmaktan ziyade kısalt dediğiniz noktada başlangıç ve bitiş noktası seçiyorsunuz ve aradaki videoyu oynatıyorsunuz. Burada videonun içinden karışık karışık sahneler çekip çok daha düzgün bir şekilde montaj yapabiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Kısalt dediğiniz kısma gelip sadece highlight diyorsunuz. O zaman size highlight videolarından hatta şöyle göstereyim. Mesela bizim seçtiğimiz bölümleri atlaya atlaya gösteriyor. Müziği başlat kısmında burada da müziği hangi kısımdan başlatmak istediğinizi ayarlıyorsunuz. Şu şekilde. Yani diyorsunuz ki video da buradan başlasın. Müzik yani şuradan başlasın. Eğer videonuzun başında bir kompozisyon veya bir intro falan hazırlayacaksınız ve orada bir zaten intronuzda bir ses varsa burada müziğin başına biraz boşluk koymanız gerekiyor. O da orada o noktada sadece bilgisayara ihtiyacınız olabilir. Bunun haricinde dediğim gibi bir sürü modu var. Bu modlarda gerçekten çok güzel efektler var. Bunları tek tek incelersiniz. Ha, modlar demişken ayrıca bu modların üstüne iki kere tıkladığınız noktada bir videoda kullanabileceğiniz yazı tiplerine iki filtrelerinizi yani videonuzda uygulamak istediğiniz renk ton ayarlamalarını bunlar gerçekten çok işe yarıyor bu arada ve videonun kalitesini kesinlikle bozmadan uyguluyor. Ben genellikle kullanıyorum bunları. Şurada da grafik dediğimiz şey başta giriş metinlerinde yapmış olduğu efektleri siyah mı beyaz mı tabanlı yapacağım. Bunu farklı efektlerde farklı renk tonları da var burada. Bunları da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında videoyu kaydet dediğinizde isterseniz bunları uygulamanın size sağlamış olduğu birçok sosyal medya platformunda veya e-mail olarak paylaşabiliyorsunuz. Ya da fotoğraflar kısmına değil resim galerinize kaydedebiliyorsunuz ve ondan sonra montajınız zaten hazırlanmış oluyor. Bunun haricinde bir de uygulamanın genel ayarlamaları var. Onları göstermek istiyorum. Kaydetmeden çıkıyorum. Şurada genel ayarlara geldiğiniz zaman videoyu 1080p HD kaydet, videoyu 60 fps kaydet. Burada tabii ki çekmiş olduğunuz videoların fps'leri de önemli. O yüzden orayı açmak veya kapamak sizin elinizde. Ben 1080p HD kaydet modunu açıyorum. Yoksa 720p'de videolarınızı kaydediyor. Bu da düşük bir çözünürlük oluyor. Eğer YouTube için video hazırlıyorsanız buradaki 1080p özelliğini açmanız önemli. Onun haricinde çok da fazla bir şey yok zaten genel ayarlamalarında. Bunu da kapatıyorum. Evet arkadaşlar, genel olarak bu videoda size anlatacaklarım bu kadar. Quick uygulaması gerçekten YouTube videolarınızda kullanabileceğiniz, yani kurgu ve montajı yapabileceğiniz çok güzel bir uygulama. Dediğim gibi bunun için kesinlikle herhangi bir şekilde bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Tamamıyla cep telefonu üzerinden videolarınızı çekebilir ve Quick uygulaması üzerinden montajlarını çok kaliteli bir şekilde yapıp YouTube'da yayınlayabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.